Hocam son birkaç yıldır bir süper teknik beceriyi yanımda kullanıyorum avantaj olarak. Acayip hayatımı kolaylaştırdı. Gerçekten hani pratik olarak hayatımı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Ama teknik olarak da üzerinde bir sürü muamma var. Azıcık muhabbetini yapalım. Kitap okumanın yanında aynı zamanda kitap dinliyorum. Yeni bununla alakalı iyi de bir kütüphane oluştu. Eskiden kütüphane dardı mardı falan bir hikayesi. Önce böyle daha hobi gibi bir şeydi. Yani ara sıra dinlendirmek için iyi oluyor. Yürüyüşte, mürüyüşte falan diye düşündüğüm bir şey. Pratikte artık o kütüphanenin gelişmesinden de kaynaklı acayip avantajlı bir şeye döndü. Yani şey gibi oldu. Bir yandan okuma yapıyorum. Ama yani okumam göreceli olarak daha zayıf. Bir yandan da düzenli olarak da hayatımda bazı şeyleri yaparken özellikle kitap dinliyorum. Fakat hani kitap dinlemeyle okumanın alışkanlıkları, davranışı, yani hani kullanım biçimleri gayet birbirinden de farklı gibi görünüyor. Bunun nörolojik bizdeki yansımasının nasıl olup olmadığını sohbet edelim. Ben bunu tavsiye de ediyorum. Çünkü normalde aslında hayatta fırsat bulamayacağım kitapları orada bulup keşfedebiliyorum. Yani hani normalde ben ona kitapçıda fırsat veremem. Yani benim okuma silsilemde işte 10 günde bir kitap bitirebiliyorum ya da 15 günde bir kitap bitirebiliyorum. O 20. sırada yer gelmez dediğim kitabı dinlemeye aldığımda dinlemeye daha hızlı ulaşabildiğim bir içerik biçimi ciddi bir avantaja döndü. Hani gerçekten şey gibi oldum. Yer çekimsiz ortamda çalışan adam gibi oldum bir şeyle alakalı. Bunun bu hani okumak dinlemek farkı var. Bazıları çok bu arada araştırma yaptırttım konuyla alakalı. Bazıları bu konuda çok defans veriyor. Bazıları için benim gibi çok büyük avantaj olarak kullanıyor falan. Bunun nörolojik tarafı ya da bizde öğrenmeyle etkisi ya da kitap içeriğine ulaşmada bir farkı var mı? Nasıl? İyi, ben de gittikçe sardırıyorum bu arada, onu söyleyeyim. İlk başlarda kitabın yerine konmasına defans verenlerden biri de bendim. Şimdi yavaş yavaş oradan geri adım atıyorum çünkü bir şey fark ettim. Benim küçüklüğüm tamamen radyo tiyatrosu dinleyerek geçti. Bu verdiğim direncin temel nedeni de şuydu, onu da söyleyeyim şimdi. Daha önce bir yerlerde bahsettim ama kitap okumak, yani yazılı basılı karakterleri gözle takip ederek yaptığımız okuma, kendi içsel ritmimizle yaptığımız ve kendi hayal gücümüzün ritmine, anlayış ritmimize bağlı olarak yönetebildiğimiz bir süreç. Şimdi bu süreç bize yeterli zamanı verdiği için okuduğumuz şeyin içsel hayal dünyasında inşa edilmesine ve detaylandırılmasına fırsat tanıyor. Diyordum ki, hala da bunun sınırlı oranda böyle olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan bir başka ritimle kaydedilmiş bir kaydı dinlerken bu kaydın senin ritmine uygun olmamasından kaynaklı bazı işte içselleştirme sorunları olabileceğini düşünüyordum. Hala da sınırlı düzeyde böyle bir etkinin var olduğunu görüyorum. Amma ve lakin, özellikle kitabı okuma şeklimiz ve kitapla ilişki biçimimiz açısından yeni zamanlarda sesli kitabın kaçınılmaz bir alternatif olarak, yani artık vazgeçilmezimiz olacağına neredeyse eminim. Bu şey gibi oldu. İlk başta dijital müzik, yani müzik dijitale aktarıldığı zaman işte o MP3 formatının özellikleri gereği belli frekanslar atılıyordu, hışırtı cızırtı, işte insanlara mekanik geliyordu falan filan, ama bugün kaçınılmaz bir şekilde müzik dijital oldu. Çünkü zaten o dışarı atılan frekanslar insan kulağının duyma aralığının dışındaydı. Ve bir de Ya da işte çok az kulak duyabiliyordu tabii belki. bir de o medyumun, yani kayıt aracının, plağın, vinilin ya da kasetin kendi doğasına kaynaklanan hışırtıya da kulağımız alışmışmış. O olmadan müzik dinlemeye alıştık. Yani bu artık yeni bir deneyim haline geldi. Onu artık tartışmıyoruz. Bu da biraz bunun gibi bir tarafa gidiyor. Şimdi bu kadar mobil zamanlarda kesinlikle öğrenmenin bir yeni alternatifi. O tartışılmaz. Bu arada şeyle ilgili benim elimde henüz yeterli bilimsel veri yok. Çok detaylı da yeni araştırmadım ama önceden bakmıştım. Yani dinlemeyle okuma arasındaki farkı net olarak betimleyecek bir verimiz yok. Ama dinlemeyle ilgili şunu biliyoruz. Kayıttan da dinlesen, bir insanı direkt canlı olarak da karşısına sesli olarak dinlersen, onun anlattığı şeyi anlatırken kullandığı beyin dalgalarıyla seninki senkronize oluyor ve bir anlama dediğimiz bir süreç gerçekleşiyor. Şimdi bir kere bir sesli kitap dinlerken, aslında müzik dinlerken de olduğu gibi ses tonuyla, içerikle, ritimle, vurguyla bir zihinsel eşleşme sağlıyorsun. Ama beni en çok ilgilendiren tarafı özellikle beden kitap okurken hareketsiz bir halde. Bu uzun bir süre içerisinde aslında yapımıza çok uygun bir şey değil. Yani çok uzun bir süre oturarak kitap okumak çok uygun değil ama yürürken, mesela yürüyüş yaparken dinleyebileceğin içerikler hem
daha fazla içerik tüketebilmeni sağlıyor, daha fazla içerikle karşılaşabilmeni sağlıyor. Hem de şöyle ekstra bir avantajı var. Yürürken kesinlikle korteksimiz daha iyi çalışıyor. Hareket halinde, beden hareket ederken korteks daha uyanık olduğu için dikkati, hayal gücü, değerlendirmesi, eskisiyle bağlantı kurması, eskileri hatırlaması, veriyi kaydetmesi, işte bu pekiştirme ya da konsolidasyon dediğimiz işi yapması çok daha rahat oluyor. Dolayısıyla artık ben o defansı bıraktım. Zira çünkü dinlediğim şeyi bahane bulmam lazım. Çünkü benim de hoşuma gidiyor. Baktım neresi hoşuma gidiyor. Şimdi hep şöyle bir şey vardı. Kitap fiziksel bir şey ya. Ağırlığı var, rengi, şekli, kokusu, dokusu. Ve o aslında çok boyutlu bir deneyim. Birçok duyu ilgilendiren bir deneyim. Mesela Tom Sawyer'ı okumuş olanların aklına sadece Tom Sawyer'ın teksti değil, kitabın şekli, kapağı bilmem nesi gelir. Benimki hala Milliyet Yayınları'nın o mavi kapaklı küçük kitabıdır mesela. Dolayısıyla o kitapla ilişkin dünyevi, böyle çok boyutlu, duysal bir ilişki. Burada daha yalın kat, daha sese dayalı bir ilişki olduğunu düşünür idim. Ama burada da insanın yine içinde bulunduğu ortam, seslendiren kişinin sesi. Mesela ben ilk dinlediğim sesli kitap Murat Menteş'in okuduğu kendi kitabıydı. Ruhi Mücerret'i dinlemiştim. Yani Murat'ı da tanıdığım için gülmekten geberdim yani o kitabı okuyorum. Mesela okurken bana böyle bir etki yapmıyordu. Şey çok tuhaf geldi. Kendi kitabımı Storytel'de dinlerken değişik geldi mesela. Çünkü Başka birisi seslendirmiş. Fakat bayağı bir 2-3 bölüm dinledikten sonra sardı mevzu beni. Hatta başka bir metin dinliyormuş gibi oldum. Bunların hepsini birleştirdiğim zaman kitap okumakla dinlemek başka tecrübeler. Onun altını çizeyim. Evet. Ama kitap dinlemek azımsanacak bir tecrübe yani değil. Yani onun yerine bu değil. Benim de hikayem o yani. Yani o kitabı okuyayım mı, dinleyeyim mi de o kitabın durumuna ya da yapacağım şeye göre değişiyor. Yani bazı kitapları gerçekten okumak istiyorum. Bekir Ardır'ın kitabı var elimde. Seslendirilmişi de olsa okumayı tercih ederim. Hani onun bir şeyi var. Kafası bu arada var. Ben de bu etkiyi çok yapıyor. Dinleyip hoşuma giden kitapları, birkaç tane oldu öyle, alıp okumak istiyorum. Evet, çünkü onun üzerinde biraz daha ekstra çalışasım geliyor. Orada kitabın içeriğinden haberdar oluyorsun. Şeyini, akışını, usulünü, kelime kullanış biçimini falan bir şekilde aşina oluyorsun onunla. Ama daha ileri düzey çalışmak istediğim bir şeyle hakikaten fiziksel olarak ilişkiye geçmekte fayda var. Bu arada yani ben ne bileyim birkaç bin tane kitap okumuşumdur herhalde. Saymadım kaç tane okudum ama çok az kitapla tekrar ilişkiye geçmek istiyorum. Yani çok az kitaba tekrar dönüp referans vermek, detaylı çalışmak. Dolayısıyla bu kadar çok kitap okuma ya da kitabi bilgiyi edinme zorunluluğumuzun olduğu bir dönemde bence önemli bir nimet. Yani bunu o bağlamda konumlandırmak lazım. Ama şunu söyleyeyim. Göz hareketleriyle bir metni okumanın üstünde bir efora ihtiyacı var. Onu söyleyeyim. Onun ekstra bir idman olduğunu unutmayalım. Yani iki deneyim birbirinden farklı deneyimler. Bu deneyim yeni ve bence daha kültürü de oturmamış bir deneyim. Ben şu anda deniyorum mesela. Tabii sabah yürüyüşlerinde falan kitap dinlemek güzel bir şey. Ama acaba gerçekten optimal faydayı böyle mi alacağız? Bu hayatımıza yayıldıkça bunun da yolları çıkacak. Şimdi bendeki yansıması şu mesela. Ben evden dışarı çıkıyorsam, kapıdan dışarı çıkıyorsam kesinlikle ve kesinlikle yani gideceğim neresi olursa olsun 10 dakikalık bir yolda olsa, 1 saatlik de bir yol olsa ne kitabını dinleyeceğimi sabitlemem. Yani oturup bazen evden çıkmadan oturup kitabı ayarlayıp seçip falan falan neresinde kaldıydı falan falan diye takip etmek gerekiyor. Ben uzun yolda aynısını yapıyorum. Evet yani mesela bu bende kaçınılmaz bir şey oldu. Bir de şöyle bir avantaj oldu. Aslında biz bunu YouTube gibi içeriklerle yapıyorduk ya da işte zaten Spotify'dan müzik dinliyorsun. Bunun bir alternatifiydi bir şeydi. Fakat malumat bilgi yerine YouTube gibi içeriklerdeki bilgi yerine kitap gibi yani derinlemesine bilgiyle alakalı bir şeye muhatap kalmak bir fırsat yaratıyor gerçekten. Evet. Hele de edebi konularda ben çok eğleniyorum. Yani iyi edebiyat dinlenerek hani tuhaf bir rahatlatma, başka bir duyguya da neden oluyor. Bu arada Mert... Mert Fırat okumuştu değil Mert mi? Mert Fırat'ın Kürt okuduğu mantolu, bir... Ezel Ekay'ın. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi Ezel'in okuduğu Kuyucaklı Yusuf. Bak onu. Muhteşem bir şey olmuş bu arada. Mesela bambaşka bir evre açıyor. Ses bazen kısıtlayıcı, bazen de hani çok artı bir neden olabiliyor ya. Mesela Ezel Akay yönetmen ama yani hani seslendirme yapmış ve yani bildiğin sanat eseri olmuş. Gerçekten yaptığı iş bir sanat eseri olmuş. Ya çok yöntemi gördüm, okumuş bir şeyler. Onlara da bakacağım. Ben şeye başladım, Türk Mantolu Madonna'ya. Ha, Mert Fırat okudu. Yarım kaldı işte, sinir oldum. Araya bir şey girdi. Bir de şimdi araya inkıta girince başını kaçırmak istemiyorum. Bir daha baştan dinleyeceğim onu. O da güzel okumuş mesela. Yani bir de bu işin bu boyutu da var. Sonuçta
yani seslendirme sanatçıları, sesiyle bildiğimiz insanlar da bu işe girdiği zaman işe aslında daha önce olmayan bir boyut katılıyor. Birçok insan benim kitabımı okurken diyor ki hocam senin sesini duyuyor gibiyiz okurken. Çünkü benim sesime alışıklar. Yani ben de okumayı aslında düşündüm onu, bir arada. Onu senin sesin olanı da yapalım. İfalarda falan mı yapalım? Evet, bir yerde yapmak lazım. Ben de merak ediyorum nasıl okunuyor o kadar kitap yani. Ben bir kitap okuyup doğru düzgün bitiremezken. İki üç günde okunuyor. Öyle ama mi? Çok zor değil yani. Çok zor değil yani. Gerçi tabii kayıt teknolojisi falan şimdi benim evimde öyle yoktu. Ben bir ara şey için yapmıştım. Bazı makaleleri ve yani benim web sitemde yazdığım makaleleri görme engelleri için olan bir sisteme kaydetmek üzere okumuştum. Orada mesela çok hata yaptım, gerildim yani. Çünkü kaydı okuyoruz abi, şimdi amel defterine yazılıyor bunlar falan diye. Ama muhtemelen iyi bir yönlendirme yapılır. Ama o şeyi fark ettim yani. Mesela o sesin kendini dinletmesiyle aslında metini de üzerine koyup taşıyor gibi o ses. Yani bir nevi bir kapı açıyor sende. Çünkü sanatsal bir şey. O sese aşinasın ya da hoş geliyor. Dolayısıyla bu bir başka boyut mesela bilgi alma yöntemi olarak. Ben daha önce böyle bir şey deneyimlememiştim zannediyordum. İşte deneyimlemişim. Radyo tiyatrolarında, podcastlarda aslında bunu yapıyormuşuz. Evet. Bu arada dünyada podcast inanılmaz ve Türkiye'de de galiba popülerliği artıyormuş. Aslında podcast de aynısı. Yani evet, belli konularda spesifik yapıldıktan sonra özellikle Serdar'ın podcastler bence iyi gidiyor. Zihnimin kıvrımları yani. O bayağı. O ama YouTube'a da çekiyor biliyorsun. Evet, yani. Tabii. Oradan zaten o iki tarafa aktarıyor. O güzel, çok ödev yapmış. Biz de bu arada podcast'teyiz yani şeyde var değil mi? Biz evet, varız podcast'te. Evet. Ama yine de podcast dediğimizde de aslında o bir yani dinleyebildiğim program. Yani bir tür radyo programı. Radyo programı. Yani, bir şeyde ana formatta. Ama kitap yani ben de şöyle bir şeye neden oldu. Yani artık hem çok toleransımız yok kötü kitaba istinaden. Hem de yani çok fazla edinmek istediğin hani içerik var. Merak ediyorsun. Yani sen de aynı yamyamlığı yapıyorsundur. Kitap çekince kitap oluyor. Okunmayan kitaplar rafı dediğinde da koyuyorsun. Yani okunamıyor şu onlar. Kitaplar yüzünden evi terk edeceğim. Bana oturacak. Yani, hepimizin yaşadığı hikaye. Yani içinde en son Dursun Ali Yazı'yı öyle keşfettim. Hani para tabii kitabı. Bu arada muhteşem bir iş arkadaşlar. Yani gerçekten ister Storytel'den dinleyin, ister kitabını alın, okuyun şeyin içerisinde. Yani normalde o kitabı fark edemezdik. Hani içerik tabii, olarak biliyorsun tabii. Yani ben öyle bir sürü kitaba denk geldim işte bir tane Her Şey Boktan diye bir kitap vardı onu ilk defa şeyde dinledim Storytel'de. Bayağı iyiymiş yani ben yani piyasa şeyde görsem rafta görsem yani şimdi bunu okumaya vaktim yok diyeceğim kitaplardan biri ama orada denk geldim baktım var bastım ya bir de dinlemenin şu maliyetsizliği var ya herhangi bir şey yapabilirken dinliyorsun. Evet. O enteresan bir şey ama şunu da yaşadım yani kitabın bir bölümünde ne başka bir şey ben düşünmüşsün. Yok durdum yani durmak zorunda kaldım. Dikkat vermem gerekti çünkü. Önemli bir şey anlatıyor. Azıcık başa aldım. Orayı bir daha dinlemem gerekti mesela. Bazı teknik metinlerde belki kitap gibi dikkat vermek gerekebiliyor ama özellikle edebi eserlerde işte Kürk Mantolu Madonna'yı dinlerken mesela bir süre sonra bir akış oluşuyor. Yani kaptırıyorsun. Aynen. Zihnin de okuyan kişinin ritmiyle senkronize oluyor falan filan. Ve hikayenin akışı muhtemelen benim okuduğumdan daha iyi. Benim edebiyat okumayla ilgili en önemli sorunum çok kopuyorum uzun tasvirlerde. Teknik metin okumaya angaja bir zihnim olduğu için bazen böyle uçup gidebiliyorum. En son çok sevdiğim Stephen King'in romanını yarım bıraktım mesela. Kubbenin Altında romanını. Bazı yerde gerçekten yardırmış yani o da köküne kadar böyle tasvir yapacağım diye. Ama mesela dinlerken onu daha az yaşıyorum. Hatta hemen hiç yaşamıyorum. Benim de kitap okuma bağlantım edebiyatla başlayan bağlantı. Ben de teknik kitap okumayla alakalı. Bende de mesela şöyle bir sorun oluyor. Adam bana bir şey anlatıyor ya. Bir şey anlatırken kendine ait bir yöntemle anlatıyor ya. Ben soru sorup yöntemi yıkamıyorum ya. Yani yöntem dışı soru soramıyorum ya. Acayip beni bildiği böyle bağlamışın gibi bir his oluşuyor bende. Nasıl gıcık biliyor musun bu toplantılarda? Valla direkt böyle benim istediğim gibi anlatacaksın. Ya yani o ya, acayip ama bu, zorlandım. Ama bunu anlıyorum yani. Kafanın hızlı çalışmasından kaynaklı da bir şey. Yani hızlı sonuca gitmek istediğin için hemen tık 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 şuraları bir çözerim barılıp falan. Ama emin ol sana daha önce söylemiştim. Bu vesileyle burada da söyleyeyim. Mesela sesli kitapla da alakası var. İnsanların çoğunun derdi anlatmak değil. İnsanların çoğunun derdi bir deşarj olmak. Yani orada söylemek istediği bir sürü ara cümle var, bir şey var, benzetme var. Belki fıkra anlatmak istiyor. Aslında iletişimin öyle bir tarafı var. Bu sesli kitap meselesinde de mesela biraz belki de o ritme uyduğumuz anda zihnimizin o gezen vücutla beraber yani bedenin hareketiyle beraber çok farklı bir alem tahayyül etmesi, aralara bir şeyler doldurması mümkün oluyor gibi geliyor. Kitap
Sesli kitaba göre çok fiziksel kısıtlayıcı bir şey. Ben yürüyerek kitap okumayı denedim bu arada. hayatımı kaybediyorum neredeyse yani. Hakikaten çukura mukura rahat düşebiliyorsun. Ne kadar olsa da şöyle hep anlattığımız bir şey vardı işte hareket beynini çalıştırır diye. Göztepe Parkı'nda aldım bir sabah elime şeyi, kitabın birini. Şu ikiye de kıvırdım. Perifer görüşte etrafı görüyorum falan ama tabii altına giren şeyleri tam göremiyorsun kitabı. Öyle bir durum var. Ayağım bir takıldı. Serpil oluyordum birden neredeyse. Ayakta çalışmayı denedim. Ayakta okumayı da denedim. Hatta ara sıra hala da denerim benim balkonda ama yürüyerek cesaret işi yerden. Yani şimdi tabii düz bir parkur olacak. Öyle dağda da bayırda olmaz da. Ama bu mesela bunu sağlıyor. Yani bu teknoloji sağlıyor. Ve şu anda şey suçluluğundan kurtulduğumu çok seviniyorum. Ben uzun yolda sürekli yani ağırlıklı olarak müzik dinlerim. Hep de sevdiğim müzikleri, bildiğim müzikleri dinlerim. Yol bittikten sonra da ulan vakti de heba ettik falan gibi bir şey geliyor. Şimdi bu açıkçası... Ya öyle tuhaf bir tatmini de var şimdi kabul edeyim yani. Hani sesli kitap hikayesini hani öyle... Olmaz. Hani bunlar okunması gerekiyordu. Ne kadar güzel oldu. Evet. Bunu da okudum, kenara koydum. Yani iyi ya da kötü işte. Yani şey. Mesela şimdi sen falanca kitabı okudun mu? Okudum. Yalan yok. Dinledim ama okudum yani. Ya orada tabii böyle bir tuhaflığa da denk geliyor masadayken. Yani işte Dursun Ali'yle de konuşurken de aynı hikaye oldu. Ben onu dinledim. O şaşırıyor. Dinlemeyle bu kadar hani bunu nasıl fark etti falan... Hani ben ona alışkanlığı geliştirdim artık. 3 yıldır falan dinliyorum işin en başında. Storytel Türkiye'ye gelmemişti. Bu arada zihnin de oryante oluyor. Ben o kadar usta değilim bu arada da. Ara ara dinleyebiliyorum. Çok fazla böyle maalesef serbest. Yo, benim davranış alışkanlığıma döndü. Ben evde rutin iş yapıyorsam, bulaşık yıkama, çamaşır asma, bir şey düzeltme gibi rutin iş yapıyorsam hemen hoparlörden cep telefonuyla açıp o benim rutin davranışıma döndü. Yani, valla iyi fikir ya. Ben de yapacağım bunu. Tüm rutin işlerimde bu sayede evde bulaşık yıkamaya başlayabilirim belki de. Yani hiç bir şeyim yok. Yani hatta kendimi öyle motive ediyorum. Yani işe hele de merak ettiğim, acık böyle güzel bir heyecanlı bir yerinde kaldığım bir kitap varsa hani işe motive de ediyor beni. Dur şunu da işi sıkıştırayım araya da şurayı da dinleyeyim falan diye. Yani şeyi ben tadını alıyorum. Radyo tiyatrosu tadına özellikle edebi eserlerde varabildiğimi fark ettim. Özlemişim. Onu da fark ettim. Evet. Küçükken böyle sobalı evde sabah kalkıp kahvaltı sırasında arkası yarın. Efektör Korkmaz Çakar falan diye. Böyle şeyler çok güzelmiş. Yani. Evet. Çok güzel detaylar hatırlıyorsun. Ya. Abi o kokuyu hatırlıyorum ya. Yani sabah kızarmış ekmek ne bileyim artık ne vardıysa kahvaltıda. Ben genellikle tereyağı sürülmüş ekmek hatırlıyorum herhalde. Ya ben de tabii yeme içmeye dair detayları hatırlıyorum. Efektör kelimesini hatırlama çok evet, iyiymiş. Ama şey amcam spikerdi benim. Ha. Şeyi haberleri Mehmet Canan amcam sunuyor. Almanca haberleri işte Gülşen Aykal o zamanki soyadıyla sonra yengem olacak kendisi. Olsun tabii. Onları beklerdik böyle. Almanca haber dinlerdim ben. Bir kelime Almancam yok ama yenge sunuyor artık. Dinleyeceğiz yani yapacak bir şey. Güzel hikayeymiş. Tabii, bizim radyoyla bayağı hayatımız geçti. Bu arada benim konuşmamla ilgili hep sorarlar yani bu nereden geliyor falan diye. Amcan TRT spikeri olunca bir de o büyütünce seni. Amcam TRT'nin en eski spikerlerinden biri bu arada. Bir sürekli saçımı böyle bir fırçayla tarardı. Devamlı TRT spikeri gibi saçım olmaz diye. O yüzden yok şu anda. O fırçalar zararlı olabilir. Bir de her sözü yani bir şekilde ondan örnek alıp öğreniyorsun. Ailede en böyle mikrofonik konuşan falan olunca orada bir konuşma karizmatik geliyor. Bir de ailede sevdiğim biri konuşmayla öne çıkınca herhalde onunla bir ilgili bir var. Seçeneklerinin olduğunu fark etme, başka seçeneklerin olduğunu fark etme. Bak bugünlerde şu yeni dünyanın cesur insanıyla alakalı belki oradaki eğitim modelini eklemek lazım. Bu hayatı gerçekten biçimlendiren şey çok önemli. Yani o biz öyle öğreniyoruz sanırım tüm insan olarak. O seçeneğin, o alternatifin olduğunu bilmek seni çok zenginleştiriyor. Onu seçersin ya da seçmezsin ama onun bir seçenek olduğunu bilme hali. Aslında onun hikayesini anlatıyorsun. Gökhan Oral'la yani muhabbetimizi izlemiştin. Mesela orada mesela onun da bahsedeceğim. Bu multidisiplinerlikten bahsederken hem de işte yetiştiğim mahallede hem aynı zamanda hapishane hem işte kilise vesaire. Kilise. Yani o ortamın şekillendiriciliği içinde dahi o kadar çok seçeneği olmuş ki ama mesela 12 Eylül'ün koşullarından dolayı plastik cerrah olamayıp da adli tıpçı olması hayat mutluluğunda hiçbir şey değiştirmemiş yani. Gene o seçenekler içerisinde kendi seçeneklerini yaratmış. Bir de şeyi söylemesi ne kadar naifti bir şeydi. Tarihçi olmak
Yani hani mümkün değildi ki diyor yani. Hani tabii, doktor bir alternatiflik, alternatifin doktorken tarihçi olmak düşünülür bir şey değil falan. Yani saygı duyuyorum. İzlemediyseniz izleyin bak. 5 soru programı Oral'la yaptığımız hakikaten çok kıymetli. Zaten çok fazla ama referans var. Ama daha söylenecek sözü vardı. O biraz geride tuttu hikayeyi. Şimdi tabii terapi uygulayan hocalarımız öyle ekranda rahat konuşamıyorlar. Ama bence şu psikoterapi nedir cümlesi çok iyi bir soruymuş ya. Benim niye daha evvel aklıma gelmedi emin değilim ama. Psikanaliz. Psikanaliz nedir özür dilerim abi. Psikanaliz nedir sorusunun cevabı gerçekten her şeydir hiçbir şeydir. Beyazdır siyahtır falan. Evet. Abi nedir işte öyledir yani. Abi şey gibi yani müzik nedir sorusuna cevap zor veriliyor onun gibi bir şey bu da. O da bir nevi sanat yani. Ya. Öyle. Bak sesle kitaptan başladık psikoterapiyle tamamladık mıyız? Gökhan Hoca'ya sevgiler ve selamlar. Bir ikinci bölüm yapalım biz onlar.